Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Allahu ya mu'in. 19. mektup, 8. işaret. Su hususunda tezahür eden bir kısım mucizatı beyan eder. Mukaddime. Başlangıç. Malumdur ki, yani insanlar bilir ki, cemaatler içinde vuku bulan hadiseler, topluluklar içinde ortaya çıkan hadiseler, ehadi, yani bir tek kişi tarafından veya birkaç kişi tarafından, yani topluca cemaat tarafından bir surette nakledilse, tekzip edilmediği vakit doğruluğunu gösterir. Yalanlanmadığı zaman doğrudur. Çünkü insanın fıtratında yalana yalandır demeye cibilli bir meyli var. Yani insanın yalana yalandır demeye fıtraten doğuştan bir meyli var. Hususan her kavimden ziyade yalana karşı sükut etmez, susmaz sahabeler olsa, hususan hadiseler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a taalluk etse, onunla alakalı olsa, Efendimiz'le alakalı olsa, ve bilhassa özellikle nakleden meşahiri sahabeden, yani sahabenin meşhurlarından olsa, elbette o haberi vahid, o tek haber sahibi, o hadiseyi gören cemaati temsil eder, hükmüne riayet eder. Yani mesela bir haberi bir kişinin veya beş kişinin veya on kişinin nakletmesi, diğerlerinin yalanlamaması, onu bütün cemaatin tasdikini gösterir. Halbuki şimdi bahsedeceğimiz şu mucizat-ı mahiyenin, yani su mucizelerinin her bir misali çok tariklerle, çok sahabelerin ellerinden, çok yollarla, birçok sahabelerden, binler tabiinin muhakkikleri, binler tabiinin araştırmacıları, yani sahabeleri görenlerin araştırmacıları el atıp almışlar. Sağlam olarak 2. asrın müçtehitlerin ellerine vermişler. Onlar da kemal-i ciddiyetle, çok ciddi bir şekilde ve hürmetle el atıp, kabul edip arkalarındaki asrın muhakkiklerinin ellerine vermişler. Arkalarındaki asrın araştırmacıların ellerine vermişler. Her tabaka binler kuvvetli ellerin geçip gele gele ta asrımıza gelmiş. Hem asr-ı saadette yazılan kütüb-i hadisiye, yani hadis kitapları sağlam olarak devredilip ta Buhari ve Müslim gibi ilmi hadisin dahi imamlarının ellerine geçmiş. Onlar da kemali tahkikle, müthiş bir araştırmayla, mükemmel bir araştırmayla, meratibini tefrik ederek, yani mertebelerini kuvvetli hadis, zayıf hadis diye ayırarak, sıhhati şüphesiz olanları cem ederek, yani sıhhatinde zerre kadar şüphe olmayanları kitaplarında toplayarak, bize ders vermişler, takdim etmişler. Cezahumullahu hayran kesira. Allah onlara bol hayırlar versin. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek parmaklarından suyun akması ve pek çok adama içilmesi mütevatirdir. Yani yalan söylemesi imkansız bir cemaat tarafından nakledilmiştir. Öyle bir cemaat nakletmiş ki yalana ittifakları muhaldir. Şu mucizeyi gayet katidir. Yani kesindir, yani bu mucize kesindir. Çünkü böyle 5-10 kişi içerisinde vuku bulmamış. Yani en aşağı 200 kişinin içinde, en aşağı 1000 kişinin içinde vuku bulan hadiseler bunlar. Şu mucize gayet katidir. Hem 3 defa 3 mecmai azimde, büyük mecmada tekerrür etmiş, tekrar etmiş. Başta Buhari, Müslim, İmam-ı Malik, İmam-ı Şuayb, İmam-ı Katede gibi pek çok ehli sahih bir cemaat, sahabelerden başta Hadim-i Nebevi, yani Peygamberimizin hizmetkarlarından Hazreti Enes, Hazreti Cabir,
Hazreti İbni Mesud gibi meşahiri sahabeden, sahabelerin meşhurlarından bir cemaatinden parmaklarından suyun kesretle akması, parmaklarından suyun çoklukla akması ve orduya içilmesi nakli sahih-i kati ile beyan edilmiştir. Şu nevi mucize-i mahiyeden, şu nevi su mucizelerinden pek çok misallerinden 9 misali beyan edeceğiz. Yani birçok misal var bunun gibi. Bunlardan 9 tanesini, fakat biz birkaç tanesini okuyacağız şimdi. Birinci misal, başta Buhari Müslim Kütüb-i Sahiha, yani biliyorsunuz 6 sahih kitap var. Yani hadis kitabı, bunlardan gelen hadisler kesinlikle sahihtir. Yani kesinlikle temizdir. Hazreti Enes'ten nakli sahihle haber veriyorlar ki, Hazreti Enes diyor, Zevran Nam mahalde, yani Zevran mahalinde 300 kişi kadar Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile beraberdik. İkindi namazı için abdest almayı emretti. Su bulunmadı. Yalnız bir parça su emretti, getirdik. Mübarek ellerini içine batırdı. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Sonra bütün mahiyetindeki 300 adam geldiler, umumu abdest alıp içtiler. Sonra bütün mahiyetindeki 300 adam geldiler, umumu abdest alıp içtiler. İşte şu misal Hazreti Enes 300 kişiyi temsil ederek haber veriyor. Mümkündür ki, mümkün müdür ki o 300 kişi şu habere manen iştirak etmesinler. Hem iştirak etmedikleri halde tekzip etmesinler, yalanlamasınlar. Yani onların namına birisi bir yalan söylesin, onları da yalanlamasınlar. İmkanı var mı? Hem de Hazreti Enes yalan söylesin. Yani şu anda da mesela diyelim ki bir olay oluyor. Diyelim ki binlerce kişi olayı görüyor. Fakat bir tane gazeteci çekiyor, onu haber veriyor. Veya bir işte muhabir televizyon için çekiyor, onun haberini veriyor. Bir kişi, iki kişi haber veriyor. Bunun gibi ama birçok kişi o olayı görmüş, yakınlarına bahsetmiş. Kimseyi yalanlamamış. İkinci misal, başta Buhari Müslim Kütüb-i Sahiha haber veriyorlar ki Hazreti Cabir İbni Abdullah Ensari beyan ediyor. Biz 1500 kişi Gazve-i Hudeybiye'de susadık. Biliyorsunuz Hudeybiye anlaşmasına giderken 1500 kişi, Rıdvan biatını veren 1500 kişi zaten susamışlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kırba denilen bir kap sudan abdest aldı. Sonra elini içine soktu. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. 1500 kişi içip kaplarını o kırbadan doldurdular. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kırba denilen bir kaptan, kap sudan abdest aldı. Sonra elini içine soktu. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. 1500 kişi içip kaplarını o kırbadan doldurdular. Salim İbni Ebi Cade Cabir'den sormuş, kaç kişiydiniz? Cabir demiş ki 100 bin kişi de olsaydı yine kafi gelirdi. 100 bin kişi de olsaydı yine kafi gelirdi. Fakat biz 1500, yani 1500 idik. İşte şu mucize-i bahirenin ravileri manen 1500 kadardırlar. İşte şu mucize-i bahirenin, açık mucizenin ravileri, rivayet edenleri manen 1500 kadardırlar. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede yalana yalan demek bir meyle arzusu vardır. Sahabeler ise sıdk ve doğruluk için can ve mal ve peder ve validelerini ve kavim ve kabilelerini feda edip sıdk, yani doğruluk ve hak için fedai oldukları halde hem benden bilerek bir şey haber veren cehennem ateşinden yerini hazırlasın mealindeki hadis-i şerifin tehdidine karşı
Yalana mukabil, yalana karşı sükût etmeleri, susmaları mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benden yalan bir şey nakledenin cehennemde yerini hazırlasın diyor. Buna rağmen sahabeler susar mı? Sükût etmeleri mümkün değildir. Madem sükût ettiler, madem sustular, yani sükût ikrardan gelir diyorlar ya, hani susmakla orada karar buluyor, tasdik ediyorlar. Madem sükût ettiler, o haberi kabul ettiler. Manen iştirak edip tasdik ediyorlar demektir. Üçüncü misal, Gazve-i Buat'ta, yine Buhari Müslim başta Kütüb-i Sahih'a beyan ediyorlar ki, Hazreti Cabir dedi ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etti. Nadi bil vudu'i. Abdest almak için nida et. Su yok denildi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dedi, bir parça su bulunuz. Gayet az su getirdik. Sonra o az su üstüne elini kapadı, bir şeyler okudu. Bilmedim neydi. Sonra ferman etti. Ridna bi cefneti rakki. Kafilenin büyük teştini, teknesini getir. Bana getirildi. Ben de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın önüne koydum. O da elini içine koydu, parmaklarını açtı. Boşken ben de o az suyu mübarek eli üzerine döküyordum. Gördüm ki mübarek parmaklarından kesretle, çoklukla su aktı. Sonra teşti doldu, suya muhtaç olanları çağırdım. Bütün geldiler, o sudan abdest alıp içtiler. Ben dedim, daha kimse kalmadı. Elini kaldırdı, o cefne yani tekne, lebalep ağzına kadar dolu kaldı. İşte şu mucize-i bahire-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam manen mütevatirdir. Çünkü Hazreti Cabir o işte başta olduğu için birinci söz onun hakkıdır ki o umum namına ilan ediyor. Çünkü o vakit hizmet eden o zat idi. Hem hizmet etmiş hem de yazmış bu hadisleri bizlere nakletmiş. Ben gördüm ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Çünkü o vakit hizmet eden o zat idi. İran başta onun hakkıdır. İbni Mesud da aynen rivayetinde diyor ki, bu da başka bir yoldan geliyor. İbni Mesud da rivayetinde aynen diyor ki, ben gördüm ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Acaba meşahir-i sıddıkini sahabeden, yani meşhur doğru sözlü sahabelerden olan Enes, Cabir, İbni Mesud gibi bir cemaat dese ben gördüm, görmemesi mümkün müdür? Şimdi şu üç misali birleştir, ne kadar kuvvetli bir mucize-i bahire olduğunu gör ve üç tarik birleşse, üç yol birleşse hakiki tevatür hükmünde, hakiki tevatür hükmünde parmaklarından su akması kat'i ispat eder. Hazreti Musa aleyhisselamın taştan 12 yerde çeşme gibi su akıtması, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın 10 parmağından 10 musluk suyun akması derecesine çıkamaz. Çünkü taştan su akması mümkündür. Adiyat, yani her zaman olan bir şey, içinde naziri bulunur. Fakat et ve kemikten Ab-ı Kevser gibi, Kevser suyu gibi suyun kesretle akması, çoklukla akması naziri benzeri adiyat içinde yoktur. Yani Hazreti Musa aleyhisselam biliyorsunuz taşa vuruyor, 12 tane gözden su fışkırıyor. İşte bu gayet diyor adiyet içinde, yani basit olayların içerisinde bunu her zaman görüyoruz. Fakat bir insanın ellerinden su akması ve 3-5 kişiye değil, bazen 300 kişiye, bazen 1500 kişiye, bazen de 400-500 kişiye sularını akması
Ondan sonra ve o sudan herkesin içip abdest alması, kırbalarını doldurması, yani böyle bir şey daha önce olmamış. Şimdi bunun tabii 9 tane misali var. Bunların hepsini biz okumayacağız. Buradan 9. işareti atlayalım. 9. işaret. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın envai mucizatından, mucizelerinin nevilerinden birisi de ağaçtan insanlar gibi emrini dinlemeleri ve yerinden kalkıp yanına geldikleridir ki şu mucize-i şeceriye, şu ağaç mucizesi mübarek parmaklarından suyun akması gibi manen mütevatirdir. Yani pek çok kişi nakletmiş ve yalan söylemeleri imkansız bir cemaat tarafından nakledilmiş. Müteaddit suretleri var. Pek çok suretleri var. Ve çok tariklerle gelmiştir ve çok yollarla gelmiştir. Birçok sahabe nakletmiş. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın emri için ağaç yerinden çıkıp yanına gelmesi. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın emri için ağaç yerinden çıkıp yanına gelmesi sarihan, açıkça mütevatir denilebilir. Çünkü meşahiri sıddıkini sahabeden, yani sahabenin meşhurlarından ve doğru sözlerinden Hazreti Ali, Hazreti İbni Abbas, Abdullah İbni Abbas, Hazreti İbni Mesud, Hazreti İbni Ömer, yani bunların hepsi Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer, Hazreti Yale İbni Mure, Hazreti Cabir, Hazreti Enes, Hazreti Enes İbni Malik, Hazreti Büreyde, Hazreti Üsame İbni Zeyd, Hazreti Geylan İbni Seleme gibi sahabeler her biri katiyetle aynı mucize-i şecereye haber verilmiş gibi mucize-i şecereye haber vermiş, tabiinin güzel imamları mezkur sahabelerden, ismi geçen sahabelerden her bir sahabeden ayrı bir tarikle, her bir sahabeden ayrı bir yol ile o mucize-i şecereyi nakletmişler. O ağaç mucizelerini nakletmişler. Adeta muzaaf tevatür suretinde bize nakletmişler. Adeta katmerli tevatür, yalan söylemesi imkansız bir cemaat suretinde bize nakletmişler. İşte şu mucize-i şeceriye, şu ağaç mucizesi hiçbir şüphe kabul etmez bir tevatür manevi kat'i hükmündedir. Şimdi o mucize-i kübranın tekerrür ettiği halde birkaç sahih suretlerini birkaç misalle beyan edeceğiz. Birinci misal, başta İmam İbn-i Mace ve Darimi ve İmam Beyhaki nakli sahihle, yani bunlar kütüb-i sitede olan şeyler bazıları, Hazreti Enes İbni Malik'ten ve Hazreti Ali'den ve Bezzaz ve İmam-ı Beyhaki Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki, yani bakın hepsi ayrı yollardan gelmiş, üç sahabe demişler, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam küffarın tekziminden, küffarın yalanlamasından müteessir, üzüntülü olarak mahzun idi, hüzünlü idi. Dedi, ya Rabbi erini ayeten la ubali men kezzebe ba'daha. Ya Rabbi bana bir mucize göster, beni yalanlamalarında onu yapmayayım. Ey Rabbim bana öyle bir ayet göster ki bunlar böyle beni yalanlayanlara aldırmayayım. Enes'in rivayetinde Hazreti Cebrail hazırdı. Hazreti Cebrail ve Dıhya aleyhisselam suretinde, yani sahabelerden bizzat onun suretinde geliyordu. Sahabelerin arasında bulunuyordu. Ama Peygamber Efendimiz'in söylemesiyle onun Hazreti Cebrail olduğunu anlıyorlar herhalde. Enes'in rivayetinde Hazreti Cebrail hazırdı. Vadi kenarında bir ağaç vardı. Hazreti Cebrail ilamıyla Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o ağacı çağırdı. Ta yanına geldi, sonra git dedi, tekrar gitti. Yerine yerleşti.
ağaç geliyor. Ondan sonra Resul-i Ekrem git diyor. Sonra ağaç yerine yerleşiyor. İkinci misal. Allame-i Mağrib, Kadiyyaz, Şifa-i Şerif'te. Biliyorsunuz Batı'nın allamesi. Yani Endülüs'lü zatları biliyorsunuz Kadiyyaz. Allame-i Mağrib diyor ya, Endülüs'ün yani Batı'nın allamesi Kadiyyaz, Şifa-i Şerif'inde. Biliyorsunuz Şifa-i Şerif'te de Peygamber Efendimiz'in 1000 mucize bahiresi yer alıyor. O 1000 tane mucizeyi en sahih suretlerde kendi kitabında toplamış Kadiyyaz Hazretleri radıyallahu rahmetullahi aleyh. Ulvi bir senette, çok yüksek bir senette, doğru ve sağlam bir ananeyle, yani rivayet zinciri de doğru, Hazreti Abdullah İbni Ömer'den, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan haber veriyor ki, bir seferde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına bir bedevi geldi. Ferman etti. Eyne turidu? Nereye gidiyorsun? Bedevi dedi, ehlime ferman etti. Helleke ila hayrim min zalik? Ondan daha iyi bir hayır istemiyor musun? Bedevi dedi, nedir? Ferman etti. En teşhede en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Onun şeriki ortağı yoktur. Ben de Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve resulüyüm diye şehadet etmendir. Bedevi dedi, bu şehadete şahit nedir? Yani sen şahit olmamı istiyorsun ama şahitlik nedir? Ferman etti. Hazihi şecerati şeceratu semure. Şu semure ağacıdır, şu esmer ağaç. Vadi kenarındaki ağaç şahit olacak. İbni Ömer der ki, o ağaç yerinden sallanarak çıktı. Yeri şak etti, yeri yardı. Geldi ta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına. 3 defa Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o ağaca istişhad etti. Yani onu şahit gösterdi. Ağaç da sıdkına şehadet etti. Ağaç da doğru olduğuna şehadet etti. Emretti, yine yerine gidip yerleşti. Peygamber Efendimiz emretti, yine yerine gidip yerleşti. Hazreti Büreyde İbni Sahibi Es-Semi tarikinde nakli sahihle Büreyde dedi ki, biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken bir seferde bir Arabi geldi. Bir Arabi geldi. Bir ayet yani bir mucize istedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti. Kul li tilke şecerati Resulullahi yeduk. Yani şu ağaca de ki Resulullah seni çağırıyor. Bir ağaca işaret etti. Ağaç sağa ve sola meylederek köklerini yerden çıkartıp huzur-u nebeviye geldi. Allahu Ekber. Peygamber Efendimizin huzuruna gelmiş. Esselamu aleyke ya Resulallah. Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Ağaç diyor. Allah Allah. Sonra Arabi dedi. Yani orada birçok da sahabe oturuyorlar. Yine yerine gitsin. Ya Arabi söylemiş. Emretti yerine gitti. Arabi dedi izin ver sana secde edeyim. Dedi izin yok kimseye. Peygamber Efendimiz'e demiş ki Arabi, izin ver sana secde edeyim. O da izin vermemiş. Kesinlikle izin yok kimseye. Öyleyse senin ayağını elini öpeceğim. Öyleyse senin elini ayağını öpeceğim. İzin verdi. Aslında neyse. Şimdi Haniyen Ciz ve Şaka Kamer mucizesinden de bahsetmeden olmaz. Ramazan'ın son günü artık Mucizat-ı Ahmediye Risalesini okuyamayacağız. Cemaat-ı sahabe içerisinde biliyorsunuz bu Haniyen Ciz yani kuru kütüğün ağlaması. Peygamber Efendimiz yaslanarak
kuru kütüğe hutbelerini irade ediyormuş. Hutbelerini okuyormuş. Ondan sonra yeni bir hutbe yeri hazırlanmış. Peygamber Efendimiz oraya geçeceği zaman tam cemaate hitap ederken ondan sonra oradaki kuru ağaç kütüğü ağlamaya başlamış. Bir deve gibi enir etmeye başlamış. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmiş. Demiş ki, tabii bunlar bir rivayette böyle demiş. Seni demiş dikeyim meyvelerinden yesinler mi yoksa seni cennette mi dikeyim? O da demiş ki ağaçta beni cennette dik, orada meyvelerimden oradakiler yesinler ve beka bulayım diye şey yapmış. Bir de biliyorsunuz Mekke döneminde Peygamber Efendimiz'e müşrikler geliyor. Yani birçok oyunları olduğu gibi diyor ki yani her şeye sihir diyorlar ya. Biz diyorlar sana iman edeceğiz. Senin inandığın, taptığın Allah'a iman edeceğiz. Fakat diyorlar ki şu ay var ya gökteki ay onun yarısı Ebu Kubeys Dağı'nın üstünde yani Mekke'nin bir tarafında. Diğeri de Kuaykan Dağı'nın üstünde olsun. Mekke'nin diğer tarafında. Biz o zaman sana iman edeceğiz. Ondan sonra Peygamber Efendimiz diyor ki tamam. Ondan sonra Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Peygamber Efendimiz parmağıyla işaret ediyor. Ay ikiye bölünüyor ve yarısı Ebu Kubeys Dağı'nın üstünde, yarısı Kuaykan Dağı'nın üstünde kalıyor. Fakat müşrikler gene iman etmemek için çeşitli bahaneler arıyor. Diyorlar ki haşa haşa Ebu Talib'in yetiminin şeyi sihri semaya da sirayet etti. Hatta gelen kafileden akşamleyin ayın iki ayrı ayrılmadığını söylüyor. Kur'an'da da o kafirlerin yalanlamasından bahsetmiyor zaten. Kafirler olayı kabul etmiş. Sadece diyorlar ki sihirdir. Demek ki kafirler dahi ayın ikiye ayrıldığını kabul etmiş. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temasarabı.